Panik bozukluğunu iyileştiğini nasıl anlayabilirsin? Panik atak sorunlarınla alakalı belki ilaç desteği alıyorsun, belki bir psikoterapi desteği alıyorsun ya da kitaplar okuyarak, belli videolar izleyerek bu konuda bazı bilgiler alarak yaşadığın durumları anlamlandırmak istiyorsun ve belli çözümler arıyorsun. Ama acaba doğru yolda mıyım? Doğru şeyler mi yapıyorum? Acaba gerçekten iyileşiyor muyum? olumlu anlamda ilerliyor muyum şeklinde kafanda bazı soru işaretleri olabilir. Çünkü belki de hala bellik gerginlik hisleri yaşıyorsun. Belki arada bazı panik ataklar da oluyor tüm aldığın desteklere rağmen. Bu da eğer moralini bozuyorsa acaba hep ilaca mı bağımlı kalacağım şeklinde eğer ilaç kullanıyorsan bu gibi kaygılara neden oluyorsa bu kaygılar zaman içinde seni mutsuz ve karamsar bir ruh hali içine sokabilir. İşte bu videoda sana panik ataklar konusunda aldığın desteklerin ne ölçüde verimli olduğu, ne kadar ilerlediğin, ilerlemediğin bunu nasıl anlayacaksın? Nelere göre, hangi kriterlere göre kendini değerlendirebilirsin? Bununla alakalı genel birkaç bilgi vereceğim. Bununla alakalı 3 tane önemli kriter var. Bu kriterlerin neler olduğunu seninle paylaşacağım. Böylece attığın adımların ne derece yolunda gidip gitmediğini daha iyi anlama şansın olabilir. Bu kriterlere geçmeden önce öncelikle yaşadığın moral bozukluğuna neden olan önemli bir beklenti hatasını konuşalım. Buna var yok beklentisi diyebiliriz aslında. Yani bu ne anlama geliyor? Diyelim ki panik ataklarla alakalı bir uzmana gittin ya da bir şeyler öğrendin ve uygulamaya çalışıyorsun. Tüm aldığın bu destek karşısında Şöyle bir beklenti içine girmek. Eğer ben bu desteği alıyorsam bu hisler tamamen ortadan kalkmalı. Eğer bir konuda bir şey yapıyorsam hiç olmamalı. Yani ya siyah ya beyaz vardır. Ya sorun vardır ya yoktur. Arası yoktur şeklinde. Bir beklenti içine giriyorsan bu noktada moral bozuklukları ortaya çıkabilir. Çünkü panik atakla alakalı ilaç desteği de alsan, psikoterapi desteği de alsan bir süre belli bir gerginlik düzeyi devam edebilir. Çünkü bu süreç dalgalı şekilde ilerliyor. Bunun da nedeni yaşadığın sorunların aslında bir sürü farklı nedenleri var. Bunu daha önceki videolarda da anlatmıştım. Özellikle de bilinç dışı belli nedenlere dayanan belli sorunlar yaşıyorsan, yaşadığın bu kaygılar bu bilinç dışı nedenlerden kaynaklanıyorsa belli bir hızda ilerleme oluyor. Peki bu noktada ilerlediğini nasıl anlayacaksın? Biz uzmanların da sahip olduğu en önemli kriterlerden üç tanesi sıklık, süre ve şiddette azalma var mı? Bu aslında diğer sorunlar için de geçerli. Depresyon için de, diyelim ki öfke sorunları için de, özgüven sorunları, değersizlik sorunları gibi diğer tüm sorunlar için de sıklık, süre ve şiddette azalma var mı? Bu bizim için önemli kriterlerden birkaç tanesi. Panik atak sorunlarınınla alakalı sıklıkta azalma var mı? En önemli kriterlerden biri bu. Yani daha önce belki diyelim ki haftada 3-4 kere panik atak tarzı sıkıntılar yaşıyorken artık bu haftada bire, ayda bire mesela inmeye başladıysa o zaman panik bozukluk konusunda belli olumlu ilerlemeler olduğunu söyleyebiliriz. İkinci kriter neydi? Süre. Sürede azalma nasıl oluyor? Daha önce bu panik ataklarla alakalı o genel ruh hali tetiklendiği anda diyelim ki bir duruma girdin. Daha önce panik atakların tetiklendiği bir ortama tekrar gittin. Daha önce bu kaygılar tetiklendiğinde birkaç saat belki de günün geri kalanında devam ediyorken artık bunun süresi daha azalmışsa diyelim ki bir iki saat içinde bu gerginlik hissi yükselip alçalıyor ve sonra tamamen geride kalıyorsa ve dikkatini başka şeylere verebiliyorsan artık ve bedensel olarak da rahat kalabiliyorsan o zaman sürede de azalma var demektir. Üçüncü ilerleme kriteri neydi? Şiddet. Daha önce bu gerginlik hisleri bedeninde hissettiğin belki o çarpıntı hissi, terleme, titreme, nefes alıp vermede güçlük, baş ağrısı tarzı hisler çok yoğun şiddette oluyorsa ki panik atak zaten bunların en yüksek şiddete çıkma hali. Artık bu şiddette azalmalar varsa, daha hafif geçiyorsa, o zaman şiddette de azalma vardır ve panik ataklar konusunda da olumlu anlamda ilerlemeler sağlıyorsun demektir. Özetle panik ataklar konusunda belli destekler alıyorsan, belli adımlar atmaya çalışıyorsan, öğrendiklerini uygulamaya çalışıyorsan ve daha önce de seninle paylaştığım panik atak kısır döngüsünden kendini çıkarmaya çalışıyorsam ilerlediğini nasıl anlayacaksın? Sıklık, süre, şiddette azalma var mı? Var yok beklentisiyle bakma bu çok önemli. Çünkü böyle olmuyor. Daha önce de paylaştığım gibi seninle. İşte panik ataklar olmasın, hiç kaçınmayayım, hiç önlemler almayayım, hiç bu konular aklıma gelmesin, takılmasın. Bizim için ilerleme ölçütü bu değil sıklık, süre, şiddette azalma olması. Tabi bir uzmanla çalışıyorsan, bir doktora gidiyorsan, ilaç desteği alıyorsan ya da bir psikoterapi uzmanıyla terapi desteği alarak bu sorunların üstesinden gelmeye çalışıyorsan ilerleme konusundaki kafana takılan soruları tabi ki gittiğin uzmana direkt sorman en iyi yol olacaktır. Bu videoda sana genel anlamda bazı fikirler vermeyi amaçladım. Bununla alakalı görüşlerini, düşüncelerini aşağıdaki yorumlarda paylaşırsan sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.